Merhabalar arkadaşlar hepinize. Coğrafi Tarih kanalından selamlar, sevgiler. Hocam bunlar çıkar mı? TYT AYT tarih genel tekrarlarına devam ediyoruz. Şimdi sırada Osmanlı Devleti'nin ordu sistemi var. Kültür ve medeniyetten devam ediyorduk biliyorsunuz. Son videomuzda hukuk sistemini anlatmıştık. Şimdi sırada Osmanlı Devleti'nin ordu sistemi var. Şimdi Osmanlı ordusunu ikiye ayırmak mümkün arkadaşlar. Kara ve deniz ordusu diye. Tabii ki de kara ordusunu daha detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Kara ordusunda daha çok detay var. Ama Osmanlı donanması da yıllar boyu kuvvetli bir donanmaydı. Akdeniz'i ve Karadeniz'i iç deniz haline getirdi. Yani Türk Gölü haline getirdi. Maalesef coğrafi keşiflerden sonra çok fazla etkin olamadı. Biz bu bilgileri de verdikten sonra istiyorsanız başlayalım. Hemen şurada kalem seçimimizi de yaparak. Evet, şimdi Osmanlı ordusu için ne söyledik? Dedik ki kara ve deniz olmak üzere ikiye ayrılıyor dedik. Yani Osmanlı kara kuvvetleri ve deniz kuvvetleri donanma diye. Osmanlı'da denizci askerlere Levent denir arkadaşım. İlk etapta onu söyleyelim. Donanma komutanlarına da Kaptanı Derya denir. Kaptanı Derya'yı zaten Divan-ı Hümayun'un üyelerinde tanıtmıştık. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ordu sistemi içerisinde bulunan Kaptanı Deryalar Divan-ı Hümayun'a üye olmaya başlamışlardı. Dolayısıyla Kaptanı Derya da bir divan üyesi haline gelmişti. Tarih boyunca Osmanlı Devleti'nin çok fazla Kaptanı Deryası oldu. Barbaros Hayrettin Paşa, Piri Reis, efendime söyleyeyim Kemal Reis, Kılıç Reis, işte Karesi oğullarından Osmanlı Devleti'ne katılan Hacı İlbey'i, Evrenos Bey, yine Malta kuşatmasında şehit düşen Turgut Ali Reis, Seydi Ali Reis gibi böyle çok çok önemli Osmanlı donanma komutanları var. Bunlar çok büyük zaferlere imza atan komutanlar. Mesela Osmanlı'nın Venediklilerle yapmış olduğu ilk deniz savaşı Çalıbey savaşıdır. Orada da Çalıbey şehit düşmüştür Osmanlı donanma komutanlarından. Bunlar Osmanlı'nın deniz kuvvetlerinin böyle kısa sürede anlatabileceğimiz başarıları. Kara kuvvetlerine baktığımız zaman ise kara kuvvetleri kapı kulu, eyalet ve yardımcı kuvvetler olmak üzere üçe ayrılıyor. Kendi içerisinde kapı kulu askerleri çok detaylı baktığımız zaman piyade ve süvari olmak üzere ikiye ayrılıyorlar. Arkadaşlar süvari atlıdır, atlı birliklerdir ki bu dönemde atlı askerlerin önemi çok büyüktür. Ateş yani barut ateşli silahlarda kullanılmadan önce atlı askerlerin önemi mühimdi, büyüktü. Fakat artık barut ateşli silahlarda kullanılmaya başlandıktan sonra piyadelerin önemi artmaya başladı. Tüfekli muhafızlar, tüfekli birlikler devletler tarafından daha çok önemsenmeye başladı. Osmanlı'da duraklama döneminden sonra buna ayak uydurmaya çalıştı. Kapı kulu piyadeleri ve süvarileri dedik. Piyadeler de kara kuvvetidir, atlı olmayan birliklerdir. Şimdi baktığımız zaman devşirme sisteminde yetişen çocuklar, daha doğrusu Türk ve Müslüman ailelerin yanından gelen çocuklar önce Acemi ocağında eğitim alırdı. Acemi olanlar ocağı diye de geçer bu. Daha sonra usta birliği olan Yeniçeri ocağına yükselirlerdi ve burada yoğun bir eğitimden geçerlerdi. Daha sonra bu askerler kendi içinde ayrılırdı. Cebeciler burada silah bakımı yapan askerlerdir. Silahların bakımından, onarımından, tamiratından sorumludur. Topçuların da zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Topçu ocağı 1. Murat döneminde kuruldu. Ve Osmanlı'da topçuların önemi büyüktür. Şu ilk dördü kuruluş döneminde Osmanlı askerlerinin piyade kısmında bulunan askerlerdi. Yükselme döneminde bunlara top arabacıları, lağımcılar, kumbaracılar ve bostancılar eklendi arkadaşlar. Top arabacıları o Fatih Sultan Mehmet'in üretmiş olduğu yani onun mühendisliği olan ağır topları taşımak için yapılan arabalardır. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Memlüklere üstünlük sağlamasında top arabalarının çok mühim bir şeyi vardı, katkısı vardı. Lağımcılar arkadaşlar tünel işlerinden sorumludur. Osmanlı Devleti biliyorsunuz kale ve şehir kuşatmalarında surların dibine, kale surlarının dibine tünel açarlar ve bu tünelin altına barut fıçılarını yerleştirirler. Bunun patlamasıyla beraber o kalenin surları çökmeye başlar. Bu da Osmanlı'nın fetih stratejisinde çok önemli bir yere sahiptir. Kumbaracılar ocağına bakacak olursak kumbara barut demektir arkadaşlar. Kumbara ocağı el bombası ve havan topu yapmakla uğraşır. Yani uğraşı budur, işi budur. El bombası ve havan işleriyle uğraşırlar.
Bostancılar da bugünkü bildiğiniz korumalardır arkadaşlar. Bağda, bahçede, saltanat kayığında bunlar böyle padişahın özel korumalığını yaparlar. Kapı kulu askerlerinden piyade kısmı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kapı kulu süvarilerine baktığımız zaman ise silahtarlar var. Silahtarlar hükümdarın savaş meydanında silahlarından sorumlu olan askerlerdir. Sipahiler ise bu süvariler içerisindeki atlı askerlerdir arkadaşlar. Daha doğrusu hepsi atlıdır da sipahiler özel atlı birliklerdir. Sağ ulufeciler ve sol ulufecilere baktığımız zaman da bunlar Osmanlı Devleti'nde saltanat sancağını taşımakla görevlidirler. Yani bunlar sultanın yanında saltanat sancağını taşırlar. Sağ garipler ve sol garipler ise savaşta ordunun kendi yanında getirmiş olduğu hazineyi ve savaş ağırlıklarını taşırlar. Kapı kulu süvarilerinin görevi Osmanlı Devleti'nde budur. Eyalet askerlerine baktığımız zaman artık merkezden çıkmış olduk arkadaşlar. Çünkü kapı kulu askerleri aynı zamanda merkeze bağlı birliklerdir. Yani bunlar başkentte bulunan Osmanlı askerleridir. Şimdi eyalete baktığımız zaman da taşra teşkilatına girmiş oluyoruz. Her zaman eyalet askerlerinde tımarlı sipahiler kapı kulu askerleriyle alakalı sorulan sorularda çeldirici olarak konulur. Eyalet askerleriyle ilgili sorularda da yeniçeriler çeldirici olarak sorulur arkadaşlar. Çok dikkat edin, tımarlı sipahiler tımar sistemiyle yetişir. Yani bunlar devlet hazinesinden maaş almazlar. Fakat yeniçerilerin 3 ayda bir almış olduğu bir maaş vardır. Buna da ulufe adı verilir. Yani yeniçeriler maaşlıdır. 3 ayda bir maaş alır. Tımarlı sipahiler tımar sisteminde yetiştiği için kendi paralarını topraktan kendileri kazanıyorlar. Yaya ve müsellemlere baktığımız zaman yaya ve müsellem Osmanlı Devleti'nin ilk düzenli ordusudur. Orhan Bey döneminde kurulan. Daha sonra kapı kulu ocağı kurulunca önemi azalmış ve geri hizmete verilmiştir. Ordudan önde gidip köprüleri, yolları, kaleleri tamir eden askeri birliklerdir bunlar. Yani bir nevi ordunun konforunu sağlarlar. Ordudan 2-3 gün önceden gidip ordunun geçeceği köprüleri, yolları düzene sokarlar diyoruz. Azaplar da arkadaşlar gönüllü bekarlardan seçilen askerlerdir Osmanlı Devleti'nde. Bunlar düşmanın üzerine atılan ilk kuvvetlerdir. Dolayısıyla geride bırakacağı kimse olmasın diye özellikle bekarlardan seçilir. Akıncılar Osmanlı Devleti'nde istihbarat teşkilatıdır. Savaştan önce bilgi toplayan ve ordunun savaş stratejisini belirlemesini sağlayan askeri birliklerdir. Kuruluş döneminde eyalet askerleri bu şekildeydi. Yükselme döneminde buna yörükler eklenmiştir. Yörükler göçebe Türkmenlerdir arkadaşlar. Savaş zamanı bunlar Büyük Selçuklu'ya da diğer Türk İslam devletlerine de destek veriyorlardı. Şimdi Osmanlı Devleti döneminde Osmanlı'ya destek veriyorlar. Deliler ordunun en cesaretlileri arkadaşlar. Kıyafetleri özel, böyle genelde üstleri başları yırtık. Yani böyle yüzleri gözleri simsiyah. Böyle düşmanı korkutmak için özel hazırlanan askeri birliklerdir. Beşliler Osmanlı Devleti'nin sınırlardaki kalelerini koruyan askeri kuvvetlerdir. Bunlar da Anadolu'daki her beş erkek çocuğu aileden bir erkek çocuğun alınmasıyla oluşturulan birliklerdir. Sakalar da arkadaşlar Osmanlı ordusunda su dağıtıcısıdır. Bunu da zaten bir su markasından hatırlarsınız bence. Yani oradan unutmazsınız diyorum. Yardımcı kuvvetlere baktığımız zaman da biliyorsunuz Osmanlı'ya bağlı birçok beylik ve birçok devlet var. Bunlar savaş zamanı sultanın istediği kadar atlı birliği orduya göndermek zorundadırlar. Savaş zamanı sultan bunlara bir mektup yollar. Sultanın istediği kadar askeri kuvveti bunlar sultana yollarlar. Bu Türk İslam devletlerinin hemen hemen hepsinde var olan bir şeydi. Osmanlı ordu sistemi bundan ibaret arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. En çok da yeniçerilere ve tımarlı sipahilere dikkat etmek lazım. Osmanlı ordusunda yorum sorusu gelebilir. Hangisi merkeze bağlıdır? Hangisi taşraya bağlıdır? Bunları bilmek lazım. Dikkat etmek lazım. İkisi birbirine çeldirici olarak kullanılıyor çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Osmanlı ordusunu geride bırakmış olduk bu şekilde.